Depremden etkilenen bölgelerde kalıcı konutların inşa edilmesi için çalışmalar hızla devam ederken bir yandan da geçici barınma alanlarında yaşamaya başlayan depremzede vatandaşlar için sosyal ihtiyaçlarına yönelik hizmetler hayata geçiriliyor. Bölgede kurulan konteyner kentlerde gıda, giyim, sosyal market, kuaför, okul, oyun parkı, basketbol sahası ve mescitler yer alıyor öğrencilerin eğitimlerinin aksamaması için konteyner kentlerde anaokulları, ilkokullar ve ortaokullar kurulurken bakanlık tarafından depremzede çocuklar için bilim çadırları da oluşturularak çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Depremzedelerin yaşadıkları tramvaya atlatabilmeleri için kurulan psikososyal merkezlerde yüze yakın psikolojik danışman hizmet veriyor. Bu merkezde görev yapan psikolojik danışman Pınar Yaşar, çocukların normal hayatına dönmesini sağlamak amacıyla ellerinden geleni yaptıklarını belirtti. İlk günlerden itibaren burada hem çocukların normal hayatına dönmesini, normalleşmesini, hem travmatize olmuş çocukların biraz daha kendilerini iyi ifade etmesini sağlamak amacıyla bir de tabii ki de okuldan uzak kaldıkları için tekrardan okula dönmeleri için, işte eski düzenlerine, eski normallerine dönmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı Destek Saha Koordinatörü Serdar Gençse çocuklarda depremin travmatik etkilerinin azaltılması için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini anlattı. Depremden sonra bu depremin travmatik etkileri oluyor. Bunu çocuklar daha çok hissediyor, yetişkinler gibi. Ancak bizim yetişkinlerle ve çocuklarla çalışma yapmamız gerekiyor. Travmatik yaşantıdan sonra çocukların kaygı düzeyinin normalleşmesi, korkularının azaltılması, oyunlarla. Çocuğun dili oyundur. Oyunlarla çocuklarla birlikte etkinlik yapıyoruz. Türkiye genelinde de binlerce psikolojik danışmanımız, 10 deprem bölgesinde bakanlık koordinasyonunda hizmetlerini yürütüyorlar.